733. Konu. Başkana itaat hususunda Am İbnül As, Ebu Ubeyde ve Hazreti Ömer arasında geçen bir olay. Hazreti Peygamber, Am İbnül As'ı askeri bir birliğin başında, Şam hududundaki Zâtüs Selâsil'e gönderdi. Düşmanlar belliydi. Bunlar Kudâ'ya bağlı olan beliyi ve Abdullah oğulları kabileleriydi. Beli'i oğulları Am İbnül As'ın babası As bin Vâil'in dayı tarafıydı. Ama oraya vardığında, düşmanın çokluğundan korktu ve Hazreti Peygamber'e haber göndererek imdat istedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber içlerinde Hazreti Ebu Bekir ile Ömer'in de bulunduğu ilk muhacirlerin ileri gelenlerinden kurulu bir imdat kuvveti hazırlayarak gönderdi. Başlarına da Ebu Ubeyde bin El Cerrah'ı geçirdi. Zatü Selas ile vardıklarında ama onlara, ben sizin hepinizin emiriyim, çünkü Hazreti Peygamber sizleri benim isteğim üzerine buraya göndermiştir, dedi. Muhacirlerse, hayır, sen ancak daha önce seninle gelmiş olanların emirisin, bizim emirimize Ebu Ubeyde'dir, dediler. Am İbnül As tekrar, siz bana imdat için gönderilmiş olduğunuzdan dolayı emirinizle birlikte bana tabi olmak zorundasınız, dedi. Ebu Ubeyde güzel ahlaklı ve yumuşak huylu birisiydi hadisenin daha fazla büyümesini önlemek için kalktı ve, ey am, Hazreti Peygamber bizleri buraya gönderirken bana ikimizin birbirimize itaat edip yardımcı olmamızı emretti, sen bana isyan etsen de ben sana itaat edeceğim, diyerek emirliği am İbnül As'a verdi, Hazreti Peygamber Kelp, Gassan oğulları ve Şam hudutlarında oturan diğer Arap kafirleri üzerine iki ordu gönderdi, Bunların birinin başına Ebu Ubeyde bin El Cerrah'ı, diğerinin başına ise Am İbnül As'ı getirdi. Ebu Ubeyde ordusu içinde Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer de bulunuyordu. Medine'den çıkacakları sırada Hazreti Peygamber, Ebu Ubeyde ile Amr'ı çağırtarak onlara, sakın birbirinize isyan etmeyiniz, tembihinde bulundu. Medine'den çıktıktan sonra bu ikisi bir araya gelerek konuştular. Ebu Ubeyde, Am İbnül As'a şöyle dedi. Ey Am, biliyorsun Hazreti Peygamber hem sana hem de bana birbirimize isyan etmememizi emretmiştir. O halde gel ya sen benim emrime gir, ya da ben senin emrine gireyim, bunun üzerine Am İbnül As, ben senin emrine girmem, sen benim emrime gir, dedi. Ebu Übeyde de bunu kabul etti ve böylece Am her iki ordunun da komutanı olmuş oldu. Bu durum Hazreti Ömer'in ağrına gitti ve Ebu Übeyde'ye şöyle dedi. Sen nasıl oluyor da Nabiya'nın oğlunun emrine girip onu hem kendine ve hem de Ebu Bekir'le bizlere emir yapabiliyorsun, bu yaptığın doğru bir şey midir? Ebu Ubeyde ise ona, ey annemin oğlu, Hazreti Peygamber bana da Amra'da birbirimize isyan etmememizi emretmişti. Ben ona itaat etmediğim takdirde Hazreti Peygamber'e isyan etmiş olmaktan korktum. Böylece benimle onun arasına halk girecek ve aramızda büyük bir anlaşmazlık da çıkacaktır. Allah'a yemin ederim ki dönünceye kadar ona itaatta devam edeceğim dedi. Savaş bitip ordular Medine'ye döndüğünde Hazreti Ömer bu durumu Hazreti Peygambere şikayet etti. Hazreti Peygamber de bundan böyle sizlere muhacirlere ancak sizden birisini tayin edeceğim buyurdular.